Vali vekilimiz, hoş geldiniz. Kurulan bu kırgınlığı, bu dargınlığı gidermek üzere bir arada bulunmuş bulunuyoruz. Sayın bugün güzel bir şahitlik için buradayız. Barış'a vesile olmak için buradayız. Müftümüzün de dediği gibi bizim dinimiz barış dinidir, huzur dinidir. İslam kelimesinin anlamlarından biri de barıştır, esenliktir. Barış, geçmişteki acıları, yaşanan kırgınlıkları, küskünlükleri unutmak için yapılır. Hepimiz insanız, hatalar yapmış olabiliriz. Geçmişte kırgınlıklar, küskünlükler, dargınlıklar olabilir. Ama önemli olan onu bir günümüze taşımamamız. Bugün barış için bir araya gelen iki ailemizle geçmişte yaşanan kırgınlıkları, küskünlükleri geride bırakarak bugün barış için bir araya geldiler. Onları çok tebrik ediyorum. İnşallah barışınız kalıcı olsun, daim olsun. Biraz önce barış olayını gerçekleştirdik. Allah'a şükürler olsun, bir ölüm hadisesi söz konusu olmadı. Yaralanmalar oldu. Çaplarla, taşlarla, sopalarla. Ama mesele yaralanma boyutunda kaldı. Ben arkadaşlarla beraber uzun bir zamandır her iki tarafla veya taraflarla görüşmek suretiyle bir mutabakata vardık. Allah'a şükürler olsun, bugün de burada köyümüzde, Çaytepe köyünde tarafları bir araya getirdik. Müftümüzün riyasetinde, önderliğinde, valimizin, kaymakamımızın da bulunduğu bir ortamda Allah'ın emirleri doğrultusunda, yöremizin örf ve adeti doğrultusunda bu aileleri de bir araya barıştırdık. Yaklaşık 4-5 aydır bu husumet devam ediyor. Kanaat önderlerimiz, değerli Kazmataoğlu, aşiret reisimiz ve vali, kaymakamımız, diğer mülki amirleri teşvik etmişler, bu barışı sağlamışlar. Allah onlardan razı olsun. Bir daha bu olayların olmaması için herkes kendine göre vazifeyi yerine getirmesi gerekiyor. Biz kavgalı iki aile de işte. Biz kavgalı iki aile bugün bütün insanların huzurunda Kur'an'ın altına geçerek bu barışı sağlamış bulunmaktayız. Rabbim bu barışı bozmasın. Bu barış diğer barışlara vesile olsun. Allah kabul etsin. Altyazı M.K.